Kanal 34 ekranlarından mutlu günler sayın seyirciler. Bugünkü programımızın siyaset gündemi özel programında Sayın Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım konuğumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bugün bizi konuk ettiğiniz için. Böyle bir programda bize yer verdiğiniz için öncelikli olarak size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Başkanım hemen isterseniz sorularla başlayalım Ülkücülük adına. Ülkücülük ne demek? Amaçları, hedefi nelerdir Sayın Başkanım? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Faaliyetlerimizi anlatmadan önce burada ülkücülüğün bir tanımını yapmamız çok doğru bir karar. Çünkü ülkücülüğün tam olarak ne olduğunu iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Şimdi ülkücülük bizim dilimize batı dillerinden gelmiş idealistlik kelimesiyle eşdeğer bir anlam taşımaktadır. Evet. Yani ülkücülük hedefi olan, idealleri olan, amacı olan kişiye denilen bir sözdür. Bizim ülkücülük anlayışımız yani burada yaşadığımız Türk milliyetçilerinin ülkücü anlayış tarzının altında şu yatar. Türk milletini en kısa yoldan, en kısa sürede modern gelişmiş devletlerin, uygar devletlerin en üst sırasına getirmek, müreffeh bir devlet, millet haline getirmek, bilimde, sanayide, teknolojide geliştirerek milletimizin kalkındırmasını sağlamak yatmaktadır. Aynı zamanda ahlakta, maneviyatta Türk milletinin insanlık duygularının en üst seviyesine gelmesi için çalışmak demektir. Şimdi tabii her toplumda idealistler vardır. Yani ülkücüler vardır. Bir toplumda ülkücülerin, idealistlerin bulunması o toplum için aslında büyük bir şans olarak nitelendirilmesi gerekir. Çünkü düşünün ki burada ülkücüler Türk milleti için çalışma gayreti içerisindeler. Ülkemizi, milletimizi nasıl geliştirebiliriz, daha mutlu hale nasıl getirebiliriz diye büyük bir çaba sarf etmektedirler. Ve bunlardan bir tanesi örnek verebileceğimiz Aziz Sancar Beyefendi. Beşiktaş Ülke Ocakları'ndan yetişmiş. Daha sonra okulunu bitirmiş, Amerika'da eğitim görmüş ve bugün bilim alanında kendisi idealist bir yaklaşımla, ülkücü bir yaklaşımla beraber insanlık için çok büyük bir buluş, mesafe kat etmiş ve bunu Türk milletiyle beraber paylaşarak bugün bizim göğsümüzü kabartmaya devam etmektedir. Tabii bunları genç arkadaşlarımıza aşılamak için mücadele ediyoruz. Yani idealist, hedefi olan, amacı olan, milletine, devletine, ailesine hizmet edebilecek genç kuşaklar yetiştirmeye çalışıyoruz bunun içinde. Peki başkanım, Ülke Ocakları neden bir gençlik teşkilatı? Şimdi gençlik bir ulusun en önemli değerlerinden bir tanesidir. Eğer gençliğinizi gerçekten milletiniz menfaatlerine, devleti menfaatlerine çalışacak ve yetkin bir şekilde bilimsel çalışmalarını yapan, akademik anlamda gelişmiş, eğitimli bir gençliğiniz varsa bu o devletin en güçlü silahıdır. İyi yetişmiş bir gençlik ama gençliğinizi iyi yetiştiremezseniz, gençliğiniz işte uyuşturucu batağında, eğitimsiz, devletin düşünmeyen bir halde olursa maalesef o devletin bir gün batması hak hale gelecektir. O yüzden de biz gençlik üzerine çalışıyoruz. Gençliğimizi iyi bir şekilde yetiştirerek onların milletine, devletine faydalı olabilmeleri için çalışıyoruz. Bunun için de Ülke Ocakları olarak bir takım çalışmalarla beraber gençliği bu alana yönlendiriyoruz. Başkanım, Ülke Ocakları ne gibi faaliyetler yürütüyor? Bununla ilgili bir kısa açıklama alabilir miyiz? Şöyle, biz faaliyetlerimizi 3 temel başlık altında topluyoruz. Bunlardan bir tanesi kültür. Yani Türk gençliğine dini değerlerimizi, İslami değerlerimizi, helali haramı, bir taraftan kültürünü, örf adetlerimizi, vatan sevgisini, bayrak sevgisini, devlet sevgisini öğretmeye çalışıyoruz. Biz bunları kültür başlığı altında topluyoruz. Bir ikinci başlığımız da medeniyet. Medeniyette Türk milletinin gerçekten bilimsel çalışmalar yapabilmesi, devletini geliştirmesi, bilimde, sanayide, teknolojide geliştirip çağlar üzerinden milletini sıçratarak modern devletten en üst seviyesine getirilebilmesi için onlara bir vizyon ve hedef çizmeye çalışıyoruz. Üçüncüsü de Türk Turan başlığı altında topluyoruz. Türk devletleriyle, Turan devletleriyle ilişkilerimizi arttırmak, buradaki soydaşlarımızla olan iletişimimizi, irtibatımızı arttırarak onlarla işbirliği yapmak için mücadele ediyoruz. Bunlar da tabii ki detaylı bir şekilde bunları topluyoruz. Başkanım, İstanbul Ülke Ocakları Diplomasi Okulu, Gölge Bakanlar Kurulu projesi nasıl işliyor? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Onları isterseniz şöyle yapalım. Medeniyet başlığı altında anlatalım. Biraz şimdi kültür çalışmalarımızdan bahsedelim. Yani Türk gençliğine kültürünü kazandırabilmek için neler yapıyoruz? Kısaca onlardan bahsedeyim. Ondan sonra diğer medeniyetle alakalı çalışmalarımıza geçebiliriz. Tabii ki. Şimdi öncelikli olarak her ocağımıza gelen gence bir kere İslami değerlerimizi en ince ayrıntısına kadar öğretmeye çalışıyoruz. Yani Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarını, neyi helal kılmış, neyi haram kılmış,
Peygamber Efendimizin sünnetlerini, yani İslami yaşam biçimini, ahlakını kendisine öğretmeye çalışıyoruz. İkinci aşamada bunları öğrenen gencimize bir milli kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Yani vatanını seven, bayrağını seven, şehidine sahip çıkan, şehit olmak arzusuyla mücadele eden, vatanını her şeyin üzerine koyan, işte kültürümüzü oturmamızdan kalkmamıza, işte ailemizde olan münasebetlerimize, arkadaşımıza olan bir Türkiye yakışacak şekilde kendilerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Üçüncü aşamada ise bizim milliyetçiliğin en önemli temel kavramı ailedir. Yani milliyetçilik aileden başlar. Bir gencimiz ailesine, annesine, babasına saygılı olması lazım. Çünkü annesine, babasına saygı duymayan, onlara dikkate almayan bir gencin devletine, milletine, insanlığa hizmet etmesi ve saygı duyması beklenemez. O yüzden de biz diyoruz ki eğer ocağa gelen her arkadaşımız önce ailesini sevecek, sayacak ve sözünden asla çıkmayacak. Bir taraftan tabii gençlerimizi uyuşturucu belası bugün etrafını sarmış durumda. Evet. Yani artık ilkokula kadar inmiş. Bugün uyuşturucu her mahalleye girmiş. Okullarda, liselerde gençliğimizi tehdit eden en büyük tehlikelerden bir tanesidir. Fakat bu verdiğimiz değerleri alan gençler, yani milli kültürünü, dini değerlerini, hedeflerini oluşturan, ailesine saygılı olan bir genç, kendisi uyuşturucudan ve bu tür maddelerden uzak kaldığı gibi mahallesindeki ve okulundaki arkadaşlarını uzak tutmayı başardığını görüyoruz. Yani bir sınıf arkadaşı, okulunda birisi bunu kullanıyorsa, ya işte Mehmet sen bunu kullanıyorsun ama ya kullanma, gel bak seni ocağa götürelim, sen işte bu devlete lazımsın, ailene faydalı bir insan olman lazım, milletimiz senin gibi gençlerin yetişmesi lazım, okulunda okuman lazım diye. Aynı zamanda da diğer arkadaşların da bu tür olaylardan uzak tuttuğunu görüyoruz. Bir diğer tehlike gençliği bekleyen neme lazımcılık. Yani banenecilik. Şimdi bakıyoruz tabii gençler vurdum duymaz bir şekilde yetişiyor. Etrafındaki gelişen olaylara duyarsız kalıyor. Şimdi bununla alakalı size kısa bir hikaye anlatayım. Kanuni Sultan Süleyman'la Beşiktaş tarafında Ortaköy'de yatmakta olan Yahya Efendi arasında geçen bir diyalog. Kanuni Sultan Süleyman bir gün merak ediyor. Yani Osmanlı Devleti acaba batacak mı? Batacaksa nasıl batacaktır? Diye hem süt kardeşi hem de şeyhi olan Yahya Efendi'ye bir mektup yazıyor. Yahya Efendi de net bir şekilde kağıda sadece neme lazımcılık be sultan, yani banenecilik yazıyor. Kanuni Sultan Süleyman aldığında cevabı şaşırıyor. Yani bu ne demek neme lazımcılık? Beni galiba dikkate almadı diyerek Yahya Efendi'ye kadar gidiyor. İşte Yahya Efendi, şeyhim, süt kardeşim, beni dikkate almadın herhalde, bir satır yazarak bunu vermişsin diyor. O da diyor ki sultanım bunu ben çok düşündüm cevabını ve düşünerek çok derin bir cevap yazdım size aslında diyor. Peki nedir, açıklar mısınız bunu diyor. Eğer bir millette fakirin, fukaranın, kimsesizin, haksızın feryatları, figanları göğe yükseliyor ve bunu taşlardan başka kimse duymuyorsa, adaletsizlik almış başını gidiyorsa, ahlaksızlık almış başını gidiyorsa, o zaman o devletin yıkılması haktır diyor. Ve Osmanlı'da da bu olacaksa Osmanlı bu yüzden yıkılacaktır. O yüzden bu konulara dikkat edin diyor. Şimdi söylemek istiyorum. Bir taraftan bayrak indiriliyor. Maalesef kimse dikkate almıyor. Bir taraftan ayetlerimizle dalga geçiliyor. Kimse dikkate almıyor. Şehit haberleri geliyor. Kimse işini gücünü bırakıp da şehit cenazesine bile katılmıyor. Çok doğru. Bir taraftan hırsızlık, yolsuzluk almış başını gidiyor. Kimse sesini çıkarmıyor. Devlet malları yağma ediliyor. Sokağa çıkıyorlar. Darbe yaparak devletin gücünü farklı yerlere kullanarak da devleti yıkmak istiyorlar. Kimse sesini çıkarmıyor. Tabii bunlar eğer olursa devletin yıkılması haktır. Ama bizim ülke ocaklarından yetişen genç arkadaşlarımız bayrak indiriliyor orada. Telefonlarımız susmuyor. Başkanım bayrağımız indirildi, buna tepki göstermeyecek miyiz? Şehit haberleri geliyor. Başkanım biz şehit cenazesine katılıyoruz, bir isteğiniz var mı? Hırsızlık, yolsuzluk, darbe girişimi oluyor. Bizim gençlerimiz en önde safta. Diyor ki bayrağımıza zeval gelmesin, milletimize zeval gelmesin. Ülke ocakları işte bu düşünceyle, bu zihniyetle yetişiyor. Şimdi biz sadece 45 yıllık bir hareketin mensupları değiliz. Ülke ocakları 5000 yıldan bu yana kadar gelen bir geleneğin, bir göreneğin, bir hareketin temsilcileri. 5000 yıl önce açılan bir ateşin bugün biz temsilciliklerini yapıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi Hacı Bektaşi Veli'dir. 12. 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış büyük bir erendir. Hacı Bektaşi Veli'nin bir sözü var. Bunu
13. yüzyılda, 12. 13. yüzyıl arasında söylüyor. Diyor ki, eline, diline, beline sahip ol. Bu ne demek? El demek vatan demektir. Yani diyoruz ya Rumeli, Türkmeneli, işte Sivas elleri, el demek vatan demektir. Hacı Bektaşiveli diyor ki vatanına sahip çık. Diline sahip çık diyor, lisan. Yani biz diyoruz ki Türkçemiz giderse her şeyimiz gider. O yüzden işte Türkçeye destek olabilmek için her yerden yayın yapıyoruz. Türkçemizi daha iyi kullanılabilir hale gelebilmek, Türkçemize sahip çıkabilmek için. O zaman diyor Hacı Bektaşiveli, diline sahip çık, lisanına sahip çık diyor. Çünkü onun hocası Hoca Ahmet Yesevi de Divan-ı Hikmet'te hikmetlerini Türkçe söylemişti. O zaman Farsça, Arapça çok hakim olmasına rağmen Türkçeyi ön plana çıkarmıştı. Ve diyor ki beline sahip çık. Bel demek soy, millet demektir, soy demektir. Yani milletine sahip çık diyor. Ya bugün soruyorum size, maalesef bizden başka vatanına, milletine, diline, değerlerine sahip çıkan kimse kalmadı. Bugün ülke ocaklarındaki bu gençler 5000 yıllık bir hareketin bugün temsilciliğini yapmaktadırlar. O yüzden ne kadar önemli bir stratejik bir kurum olduğumuzu bu şekilde anlıyoruz. Ve medeniyet, kültür dediğimiz çalışmaları bu başlık altında topluyoruz. Dış Türkler ne demek? Türkler nerelerde var? Evet. Nedir bu dış Türkler? Tabii ülke ocaklarının öncelikli meselelerinden bir tanesi Türk dünyası. Şimdi evet. Biz şuna vakıfız. Bu ülkede eğer biz bugün gelişmediysek, buna ülkücülüğün ve idealistliğin engel olunması en önemli şartlardan bir tanesi. Bakın 1944 olaylarında denilen Türkçülük ve Türk dünyası, Turancılık olaylarında Başbuğumuz Alparslan Türkeş, Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan, Zeki Sofuoğlu, Necdet Sancar, Zeki Velidi Tokan gibi insanlar Turancılık davasından yargılanır. Yani diyorlar ki dış Türkler var. İşte Balkanlarda, Doğu Türkistan'da, Azerbaycan'da, Sovyetler Birliği'nin o zamanki sınırlarında, yanı başımızda, Musul'da, Kerkük'te, Güney Azerbaycan'da. Sırf bu yüzden yargılanıyorlar. Diyor ki siz bunu Türkiye'yi tehlikeye atıyorsunuz, bu tür konulardan söz edilemezsiniz. Düşünün ki o ülkede bundan sonra bir daha Türk dünyasından bahsedilebilir mi? Ülkücülükten, idealizmden, amaç ve hedef gayesinden bahsedilebilir mi? İşte bu aslında Türkiye'ye vurulmuş en büyük darbelerden bir tanesidir. Şimdi biz Balkanlarda milyonlarca Müslüman Türk var. Yani evet. İşte yanı başımızda Türkmen Dağı'nda, Suriye bölgesinde var. Kerkük'te, Musul'da var. İran'ın kuzeyinde, Güney Azerbaycan bölgesinde bugün 50 milyona yakın Türk olduğu söyleniyor. Kırım'da, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Özbekistan'da, o bölgelerde milyonlarca Türk var. Doğu Türkistan'da soydaşlarımız var. Biz bunlarla niye işbirliği yapmayalım? Neden sadece batıya yönümüzü dönmek zorunda kalalım? Niye başka bir arzın yöne Araplarla, PYD ile şunla bununla işbirliği yaparken neden soydaşlarımıza sahip çıkmayalım? Bunların en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. Musul Kerkük bölgesindeki soydaşlarımız şunu der. Ya biz gerekiyorsa ölmeye hazırız. Yeter ki bizim umudumuz olan Türkiye devleti yaşasın. Türk bayrağı yaşasın. Ezanlarımız dinmesin. Biz her şeyimizi size vermeye hazırız diyorlar. Ve arkamızda böyle bir millet, böyle soydaşlarımız varken bizim başka bir şey düşünmemize gerek yok. Bunun için biz ne yapıyoruz? İşte Kerkük'te, Musul'da bir yandan Peşmerge, bir yandan IŞİD, DAEŞ, PYD, oradaki soydaşlarımızı halka içine almış ve topraklarını ele geçirmek istiyor. Yürüyüşler düzenliyoruz, protestolar düzenliyoruz, basın açıklamaları yapıyoruz, yardım kermesleri düzenliyoruz. İşte Güney Azerbaycan'daki soydaşlarımızın bir şeye ihtiyacı var, yardım eli uzatıyoruz. Doğu Türkistan'daki soydaşlarımıza yapılan saldırılara burada sessiz kalmıyoruz. Türkmen Dağı'nda, Suriye'de soydaşlarımız orada zor durumdalar. Açlar, yiyecekleri yok, perişan haldeler. Ama diyorlar ki burası da Türk topraklarıdır, Türkmen Dağı, burası bize atalarımızdan ecdattır. Gerekirse şehit oluruz, yine burayı terk etmeyiz diyorlar. Biz bir gün bir yardım çalışması düzenledik. Yaklaşık 5 tırlık bir yardım topladık. Ve orada ertesi gün bizi bir veli aradı. Dedi ki ya oğlum, çocuğum bugün kolları ağrıdığı için okula gidemedi. Ya neden gidemedi? Ya işte dün siz Türkmen Dağı için yardım toplamışsınız. Onların tırlara yüklenmesi uzun sürüyor. Orada 4-5 saat çalışmış ve kolları bugün tutmadığı için okula gidemedi diyor. Fakat Allah sizden razı olsun diyor. Yani oğlum
Bugün terör örgütlerin pençesine de düşebilirdi. Uyuşturucu belasına da ulaşabilirdi ama soydaşları için, insanlık için bugün oğlum dün hizmet etmiş ve bugün yorulduğu için okula gidemedi, yarın gidecek. Allah sizden razı olsun diyor. Yani Türk dünyası bu yüzden bizim için önemli. Bunları yapabilmek için, mücadele edebilmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Tabii bunları hayata geçirebilmek için de bizim değer verdiğimiz önemli başlıklardan bir tanesi medeniyet. Yani biz toplumumuzu geliştirmemiz lazım. Kendisini geliştiren, hedef sahibi olan bilimde, teknolojide, sanayide gelişmiş tasarım gücü, kendi uçağını, kendi helikopterini, kendi silahını, kendi telefonunu, yazılımlarını yapan ülkeler gelişirken diğer ülkeler maalesef bu ülkeleri takip eden vagon ülkeler ve gelişmemiş ülkeler konumuna gelebiliyorlar. O yüzden biz genç arkadaşlarımıza diyoruz ki hepiniz bir meslek sahibi olacaksınız. Ve o mesleği en iyi siz yapacaksınız. Sizden o iyi mesleği yapan olmayacak. Üniversitenizi okuyacaksınız, akademisyen, kimyacı olacaksınız, mühendis olacaksınız, devlet adamı olacaksınız, öğretmen olacaksınız ve bu değerleri siz geliştireceksiniz. Çünkü eğer biz mesleğimizde başarılı olmazsak, ülkemizi geliştirmezsek, derslerimizde, işimizde başarılı olmazsak ülkemizi ayağa kaldıramayız ve bugünkü güçlü batılı devletler karşısında güçsüz konuma düşmeye devam ederiz. Biz diyoruz ki okuyamamış olabilirsiniz, okulunuzu bitirememiş olabilirsiniz. Kahve çırağı oldun. O mahallenin en iyi kahve çırağı olacaksın. Kahveni, çayını sıcak götüreceksin, hızlı götüreceksin. Herkes senden memnun olacak. Öğrencisin, okuluna devam ediyorsun, çok çalışacaksın. Diğer sınıfındaki arkadaşların 3-4 saat kitap okuyorsa sen 5-6 saat okuyacaksın. Onlar 5-6 saat okuyorsa sen 7-8 saat okuyacaksın. Ve devletine, milletine ihtiyaç olan bilimi, teknolojiyi, sanayiyi bu ülkeye getireceksin diyoruz. Çünkü ülkemizin içerisinde bulunduğu en büyük sorun bugün bu. Biz 1950'li yıllara kadar tarım çağını yaşıyorduk. Yani Türkiye o zaman kendi kendine yetebilen sayılı ülkelerden bir tanesiydi. Fakat 1950'li yıllardan sonra artık sanayi çağına başladık ve sanayi ön plana geçti. Türkiye bu sanayi devrimini yakalayamadı. Doğru. Ve güçsüz artık ülke gerilemeye başladı. 1990'lı yıllardan sonra teknoloji dönemine girdik ve halen teknoloji dönemini yakalayamadık. Artık biz 1910'lu yıllardan sonra yüksek teknoloji dönemi olarak adlandırıyoruz. Artık işte yazılımlar, kendi teknolojileri, uçakları, uzaya gönderdikleri makineler, uydular, bunların hepsi yüksek teknolojiye giren işler. Biz bunları yapabilecek ve geliştirebilecek bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bugün ülkemizin milli geliri çok düşük. İşte 10 bin doların altında. Artık ilk 3 sene önce 11 bin dolar diyorduk. Yavaş yavaş düştü, 10 bin dolar oldu. Şimdi 10 bin doların da altında bir gelirimiz var. Şimdi bunu neden acaba? Bizim milli gelirimiz neden düşük? Bunu biz arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Yaptığımız bir araştırmada şunu fark ettik. Türkiye'nin ve gelişmiş ülkelerin eğitim yılı ortalamasını aldık. Bizim neden milli gelirimiz düşük diye. Türkiye'deki eğitim yılı ortalaması, yani tüm nüfusumuzu topluyoruz. Okudukları okulu, kimi 5 sene okumuş, kimi 10 sene, kimisi 12 sene, 15 sene okumuş. Türkiye'deki eğitim yılı ortalaması 6,5 yıl. Genele vurduğumuzda. Yani ilkokulu bile tam olarak bitirememişiz. Peki bu gelişmiş ülkelerde bu eğitimli ortalaması acaba ne kadar? Yani milli geliri yüksek olan Fransa'da, Almanya'da, işte İsviçre'de, Finlandiya'da, Hollanda'da, bunların işte Finlandiya'nın belki 80 bin, 90 bin doları milli geliri buluyor. Yani bizim 8-9 katımız İsviçre veya. Dedik ki bunların eğitim yılı ortalaması acaba ne kadar? Finlandiya, İsviçre gibi ülkelerin eğitim yılı ortalaması 17 yıl. Yani üniversiteyi bitiriyor, bir de üstüne yüksek lisans yapıyor. Bu da ne oluyor? Ülkenin teknolojik olarak gelişmesine neden oluyor. Bununla beraber artık milli geliri yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlıyor. İşte biz kendi otomobilimizi üretmek için eğitime ihtiyacımız var. Türkiye bugün kol ve kas gücüne dayalı bir çalışması, üretimi var. Yani alıyoruz işte tekstil ürünleri üretiyoruz, bardak yapıyoruz, masa yapıyoruz. Bunlar teknoloji gerektirmiyor. Katma değeri ülkemize maalesef yok. Yani bir çimento fabrikasının bize kattığı bir şey yok. Bize lazım olan bilgisayar üretecek, cep telefonu üretecek, yazılımlar üretecek, uçak helikopter üretecek. Bizim fabrikalara ihtiyacımız var. Şimdi gençlere diyoruz ki işte bakın ülkemiz bu durumda. Biz ülkücüysek Türk milletini geliştirmek zorundayız. Aziz Sancar Beyefendi bizim en büyük vedarı iftarımızdır. Yani dünyada sesini duyurmuş bir insan. Bugün Nobel ödülü alan iki tane insan var. Bir tanesini saymıyorum bile.
edebiyat alanında almış, evet, bilimsel bir, evet, çalışması, evet, yok. Ülkesine hakaret boyutlarına gelen bir hale gelmiş. Doğru. Bir hain olarak nitelendiriyoruz. Diğeri de Aziz Sancar. Aziz Sancar bu ödülü gerçekten hak etmiştir. Bilim alanında almıştır. Moleküler kimyada kanser hücrelerinin yenilenmesiyle alakalı. Ve de kalkıp çıkıp ben ülkücüyüm, ülke ocaklarından yetiştirdim. Ülke ocaklarında bana bunu söylediler. Çalışacaksın, ülkene, milletine faydalı olacaksın dediler. Ben de bugün kalktım, ülkemi dünyada temsil ediyorum diyerek bizlerin vedada iftarı olmuştur. Bunun için şimdi peki ne yapıyoruz? Yani öncelikli olarak bu şirketlerle bizim yarışabilmemiz lazım. Mesela Türkiye'nin milli geliri en büyük şirketi Türk Hava Yolları. Onda da demirbaşı çok fazla uçağı. Değeri 6-7 milyar dolar arasında Türk Hava Yolları'nın. Yandex diye bir firma biliyorsunuz. Arama motoru, evet, navigasyon, evet, aletleri var. Evet, şu anki değeri 10 milyar doların üzerinde. İşte Google'ın değeri 400 milyar doların üzerinde. Yani bizim en büyük şirketimiz 7-8 milyar dolarken sırf Google 400 milyar dolara çıkmış durumda. Apple artık 600-700 milyar doların üstüne çıkmış durumda. Yani bizim yıllık net satışatıyla attığımızda Türkiye'nin hemen hemen Apple tek başına yetiyor. Niye? Teknoloji üretiyor, yenilik üretiyor, Ar-Ge çalışmaları yapıyor. İşte Microsoft 380 milyar dolar. WhatsApp dediğimiz bugün bir mesajlaşma yazılımı 20 milyar doların üstüne çıkmış. Kaç kişi çalışıyor? Belki 50 kişi çalışıyor. Bizim Türk Hava Yolları'nda 7-8 milyar dolar binlerce işçi çalışıyor. İşte binlerce eşyamız var. O yüzden bunları örnek almamız lazım. Türk gençliğine bunları anlatmamız lazım. Bunları özellikle okullarda, eğitimde bununla alakalı çalışmalar yapılması lazım. Girişimcilik dersi vermesi lazım. Bununla ilgili de biz işte Gölge Bakanlar Kurulu ve Diplomasi Okulu kurduk sizin bahsettiğiniz gibi. Onunla, evet, alakalı çalışmaları yürütüyoruz. Peki başkanım, bu dış Türkler için neler yapılıyor? Hı hı. Hani bununla ilgili, evet, neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikli olarak bu projeleri, yani biz kendimizi kalkındırmadan maalesef dış Türklere yardımcı olamayız. Evet. Yani biz kendi kendimize yeten bir ülke olacağız öncelikli olarak. Dediğim gibi daha demin yürüyüşler, protestolar, işte arkadaşlarımız oraya gidiyor, oradan buraya gidiyorlar. Ortak internet üzerinden yazışmalar. Yani onlara yardımcı olabilmek için işte Türkmen Dağı'nda Rusya geliyor kilometrelerce öteden, bizim sınırımızı, soydaşlarımızı bombalıyor. Onlar orada ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Ama işte bir uçak geliştiriyor olsak, işte kıtalar arası gönderebilen füzelerimiz olsa, silah sanayimiz olsa, tanklarımızı, tüfeklerimizi biz yapıyor olabilsek, soydaşlarımıza deriz ki alın kendinizi savunun. Ama kalkıp da bir silahla uçağa mücadele edebilmenin çok zor olduğunu gördük. İşte bundan dolayı mesela biz dedik ki Gölge Bakanlar Kurulu'nu oluşturalım. Gölge Bakanlar Kurulu nedir? Gölge Bakanlar Kurulu projesi bir diplomasi okulu. Yani arkadaşlarımızı bu anlamda yetiştirmek için. Her ocak başkanımıza diyoruz ki 40 tane bugün İstanbul'da ocağımız var. Sen artık başbakansın. Beşiktaş ülke ocakları, sen başbakansın. 10 tane bakanlık veriyoruz. İşte Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi. Diyoruz ki gelecekte olmak istedikleri bölümlere göre lise öğrencilerine bu bakanlıkları dağıt. İşte Hasan sen ne olmak istiyorsun? Ben öğretmen olmak istiyorum. Sen Milli Eğitim Bakanısın. İşte ben mühendis olmak istiyorum. Sen Sanayi Bilim Teknoloji Bakanısın. İşte sen ne olmak istiyorsun? Ben doktor olmak istiyorum. Sen Sağlık Bakanısın. Bu gençlere de diyoruz ki daha lisede bu arkadaşlar. Bu bakanlığın misyonunu, vizyonunu araştırın. Yani bu bakanlığın amaçları ne? Niçin kurulmuş? Bu bakanlık son 10 yıl içinde ne tür projeler yapmış? 3 önemli projesini çıkartın. Ve siz de diyoruz ki bir proje meydana getirin. Mesela bir iki tanesini size anlatayım. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile alakalı çok kapsamlı projelerimiz var. Lise öğren, yenilebilir enerji kaynakları ile alakalı. İşte uranyum kaynakları ile alakalı. Araştırmışlar. Uranyum geleceğin enerji kaynaklarından bir tanesi işte. Evet. Türkiye'de nerede uranyum kaynakları var? Demişler ki Erzurum'da, Van'da, Kayseri'de internetten işte yabancı kaynaklardan araştırma yapmışlar. Türkiye, dünya genelindeki uranyum kaynaklarının %80'inin Türkiye'de olduğunu araştırma sonucu görmüşler. Uranyum ne demek? Diyorlar ki şimdi arkadaşlarımız, bir cep telefonu boyutunda uranyumdan bir pil yapıyorsunuz. Arabanıza onu takıyorsunuz. Araba benzin ve mazot almadan sırf o cep telefonundaki boyutuyla 100 bin kilometre yol yapabiliyor. İşte bir dizüstü bilgisayar boyutunda bir uranyum pili yapıyorsunuz. Bir fabrikanın bir yıllık elektrik ihtiyacının hepsini tek başına karşılıyor. Çünkü üretimin bugün en büyük önündeki kalemlerden bir tanesi bu. İşte elektriği, doğalgazı çok pahalı olduğu için üretime de yansıyor. Diyor ki uranyum kaynağında bunu çözebiliriz. Enerjiyi. Doğru. Petrol ihtiyacımızı indirebiliriz mesela.
Bir arkadaşımız işte milli eğitimle alakalı çok güzel bir proje geliştirmişler bir araya gelip. Biz de bir araya geliyoruz. Mesela yani lise açıyoruz. Arkadaşlarımız tabii liseden mezun olurken kendilerini çok iyi yetiştiremiyorlar. Biz arkadaşlarımıza şunu dedik. Bizim sporcuya ihtiyacımız var. Araştırıyoruz. Almanya'da 5 milyon tane lisanslı sporcu var. Almanya'nın nüfusu ne? 80 milyon. Bunun 5 milyonunu lisanslı sporcu yapmış. Türkiye'nin ne kadar? İşte biz de 80 milyona yakınız. Yaklaştık. Bizdeki lisanslı sporcu sayısı 100 bin. İşte şimdi olimpiyatlarda başarısız olarak geri döndük. Diyelim ki lise öğrencilerine sen yani her mesela nasıl halk cami yaptırıyor, para topluyorsunuz. Yani bize deseler ki biz spor salonu yaptıracağız okula yine para toplar veririz. Yeter ki bunu yapsınlar. Gençliğimiz uyuşturucuya farklı işlere bulaşmasın. Her okulumuzda muhakkak iki tane spor iki tane basketbol salonu olsun. İki tane futbol salonu olsun. İki tane yüzme havuzu olsun. İki tane tenis kortu olsun. Spor salonlarını genişletelim. Ve her öğrenciye diyelim ki liseden mezun olmak istiyorsan bir spor alanında muhakkak lisans sahibi ol. Sen spor aynı zamanda disiplin demektir. Şimdi biz spor yapmaya çalışıyoruz. Genç yaştan itibaren onu almadığımız için evet. Disiplinli değiliz. 2-3 gün yapıyoruz sonra bırakıyoruz. Bırakırız. Ama lisede bir dersin yanına bunu da koyabiliriz. İşte gitsin yüzme alanını alsın. İşte basketbol oynasın, futbol oynasın, tenis oynasın, satranç oynasın. Desin ki bu alanlarda lisans almadan seni mezun etmiyorum. Ve o mezun olduktan sonra da yetişmiş bir şekilde yani sporunu yapmış, o alanda iyi, belki bizi yurt dışında olimpiyatlarda temsil edebilecek bir genç olsun. Ne olur? İleride sağlık sorunu da yaşamaz. Şimdi en büyük sağlık harcamaları biliyorsunuz ilaca gidiyor yurt dışından. Bu genç eğer çocukluğundan beri spor yapıyorsa bir kere yaşlanmaz. Daha güçlü, daha dinç, dinamik olur. O yüzden bu projeler mesela bizim can damarımız diye nitelendiriyoruz. Eğer genç bugün işte spor yapmıyor, okulda zaten verimli değil, işte uyuşturucuya bulaşıyor, terör örgütlerine gidiyor, ailesine karşı bir saygısı yok. Her şeyi ortadan kaldırıyor. Mesela Almanya'nın hareketli asker bulundurmuyor. İşte biz dünyanın en büyük ordularından bir tanesiyiz. Doğru, evet. Silah askeri olarak. Hareketli bulundurma. Niye? Askerliğin amacı ne? İşte kondisyonu olsun, spor yapsın, savaş çıktığı zaman disiplin olsun. Ama sen zaten böyle bir gençlik yetiştirirsen yani habire spor yapıyor, yüzüyor. Savaş çıktığında zaten askerde bunları değerlendirebilirsin. Ayrıca askeri tutmanın anlamı yok. Savaş dışında. Çünkü spor, koşabilen. Şimdi ben şu an niye savaş çıksa askere biraz zor gideriz. İşte 200 metre koşunca yoruluyoruz. Ama spor yapan genç yorulmaz. 4-5 kilometre yüzebilir. Bu yüzden bunlara önem veriyoruz. Mesela işte Karamanoğlu Mehmet Bey projesi diye yine bir arkadaşımız proje yapmış lise öğrencilerine. Bunu daha sonra hükümetteki yetkililer bizden sonra ortaya koydu. Diyor ki Türkçe levhalara vergi indirimi yapalım. Çünkü çıktığımız zaman artık sokaklarda Türkçe levha göremiyoruz. Evet, bütün iş yerleri yabancı. İşte diyor ki arkadaşımız bunu teşvik etmek için eğer Türkçe isim koyduysa vergide buna %20 indirim yapalım. Türkçeyi teşvik edelim bu şekilde. Yani bunlar çok küçük ama Türkiye'yi geliştirebilecek tabii örnekler. Büyük detaylar. Hem Sağlık detaylar. Bakanlığı ile alakalı projelerimiz var. Bunları yapan 15-16 yaşındaki gençler. Diyor ki arkadaşlarımız biz araştırdık bizim hiç milli ilacımız yok. Hep yurt dışından alıyoruz ilaçları. Nasıl yapacağız bu ilacı? Ya ilaç yapabilmek için bir laboratuvara ihtiyacımız var. Nasıl yapacağız? İlaç demek, yani bitki demek ne demek? İlaç demek, şifa demek aslında. Çünkü bitki özünü alıyorsunuz. Mesela ceviz yaprağını. Ceviz yaprağının içerisinde 20 tane element var. Bunu teknolojiyle ayrıştırıyorsunuz. İşte X elementini alıyorsunuz, ağrı kesici olarak kullanıyorsunuz. Y elementini alıyorsunuz, grip ilacı olarak kullanıyorsunuz. İşte bir ilacı alıyorsunuz, kanser ilacı olarak kullanıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Laboratuvarda beyaz fareyi alıyorsunuz. Ceviz işte önce kanser hücresi enjekte ediliyor. Sonra ceviz yaprağındaki A elementi enjekte ediliyor. İyileşiyor mu? İyileşmiyor mu? İşte sonra B elementi yapılıyor. Bu sayede ilaç yapabiliyorlar. Şimdi bugün Novartis dediğimiz bir firma var. İşte ağrı kesiciler. Şunu eczaneden aldığımızda muhakkak evet. Onun markası vardır. Var. Bugünkü piyasa değeri 192 milyar dolar. Yani en yakın Türk Hava Yolları'nın 5-6 milyar dolarken Novartis diye bir ilaç firmasının 192 milyar dolar. Yani Türkiye'nin bütçesine yakın bir bütçesi var. Sadece bir ilaç firması evet. Ya nasıl yapıyor? Bizdeki Anadolu'da hiç önüne yüzüne bakmadığımız otları, bitkileri alıp işte Almanya'da, Amerika'da, Çin'de işliyorlar. İlaç haline getirip bize 10 katı, 20 katına satıyorlar. Biz de yapabiliriz bunu. Bizim bu gençliğimiz inşallah bunları başaracak. İnşallah başka yani gençlerimizden bekliyoruz aynı projeyi. Yani hem insanlığa hem halkımıza yani katkısı olur. Tabii yani ülkücünün önemli vazifesi bu. Milletini geliştirmek. Yani Batı'yla, Amerika'yla mücadele eden bir duruma getirmek.
10.000 dolarlık milli geliri 100.000 dolara çıkarmak, sağlıkta en üst seviyeye getirmek, bilimde, öğretimde, eğitimde her anlamda gelişmesini sağlamak, ahlaklı, dürüst, düzgün olmasını sağlamak. Her arkadaşımıza muhakkak diyorum, bir ülkücü asla yalan söylemez. Yalan söyleyemezsiniz çünkü insanlar bize güveniyor. Diyorlar ki bu ülkücüyse bu doğrudur, bu iyi yoldadır. O yüzden bizim yani bir ülkücünün yalan söylemesi bir daha güneşin doğmaması gibi. Her arkadaşımız örnek olacak sınıfında, mahallesinde, işinde. Böyle bir teşkilatız ve büyük oranda bugün artık yavaş yavaş bu konuda başarı elde etmeye başladık. Arkadaşlarımız her alanda yetiştirir, milletimize hizmet edecekler inşallah. İnşallah başkanım. Peki İstanbul Ülke Ocakları Gölge Büyükelçilikleri projesi var. Evet. Hani onunla birazdan şimdi bahseder misiniz? Ondan da bahsedeyim kısaca size. Şöyle düşündük. Yani bugünün gençleri yarının büyükleri. Yani bu gençler bir 10 yıl, 20 yıl sonra ülkeyi yöneten kişiler olacaklar. Ülkenin başındaki kişiler olacaklar. Şimdi bize deseler ki siz ülke ocaklarına Dışişleri Bakanlığı'nı veriyoruz. Dışişlerini yönetin deseler yüzlerce ülke var. Nasıl yöneteceğiz? Bunu bir düşündük. Sonra dedik ki biz dedik Gölge Büyükelçilikler Projesi, Türk Dünyası başta olmak üzere üniversite teşkilatlarımıza dedik ki sen bundan sonra Hollanda'dan sorumlusun, sen Almanya'dan sorumlusun, sen Kazakistan'dan, sen işte Suriye'den, sen İran'dan, sen Doğu Türkistan'dan, sen Balkanlardan, sen Kırım'dan, sen Amerika'dan, sen Çin'den, sen Kore'den. Onlar bir ekip kurup bu ülkeleri araştırmaya başlıyor. İşte bunların sanayisi nedir, teknolojisi nedir, para kaynakları nelerdir, eğitim düzeyi nasıl, sağlık düzeyi nasıl. Bunlarla ilişki geliştirerek bizde olan eksikliği o ülkeden buraya bir kere proje olarak yansıtmaya çalışıyoruz. 10 yıl, 20 yıl sonra biz iktidarda olduğumuz zaman diyeceğiz ki işte İstanbul Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız Almanya'yı çok iyi biliyordu. Gidin orada ticari ateş olun, büyükelçi olun, konsolos olun ve ülkemizi temsil edin. Çünkü bir o ülkeyi bilmeyen bir insanın orada konsolosluk yapması var ama bir de üniversite yıllarından itibaren o ülkenin her şeyini araştırmış, dilini öğrenmiş ve o ülkeye biz göndermişiz, milletimize hizmet et demişiz, milletimize, devletimize hizmet etmeye başlamış. Gölge Büyükelçilikler projemiz de bu şekilde çalışmalarına devam ediyor. Peki başkanım, ülke ocakları diyoruz. Hani toplumumuza faydalarını da çok iyi biliyoruz. Yalan söylemeyen arkadaşlarımız, ülke ocaklarına üyeleri. Hani toplum olarak ülke ocakları nereye doğru gidiyor? Şimdi ülke ocakları bugün artık kendi gençlerini yetiştirmiş. Üniversitelerde çok iyi yere sahip olan. Evet. Ve okullarını bitiren Aziz Sancar gibi büyük başarılar elde etmiş. Devletin, bürokrasinin, siyasetin, iş dünyasının, eğitimin her alanında bulunmuş. Devletine hizmet etmek için, devletine karşılıksız milletini geliştirmek için mücadele eden bir konumdadır. Biz asla zaten sokaklarda olmak gibi bir durumumuz yoktur. Çünkü sokaklarda olarak devletimizi geliştiremeyiz. Türk gençliğini sokaklara çekmek isteyen kişi, Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük ihaneti yapan kişidir aslında. O yüzden gençliğimizi yetiştirebilmek için bir mücadele ediyoruz. Çünkü gençlik yetiştiyse en büyük silahtır. Fakat yetişmemiş bir gençlikse o millete çevrilmiş bir silahtır. O yüzden gençliğimizi bu düzeyde yetiştiriyoruz. Başkanım, biz Ülke Ocakları Türk Milletin 57. Alayı diyoruz. Evet. Biraz açar mısınız bu konuyu? Şimdi bu sloganı biz çok kullanıyoruz. Yani diyoruz ki Ülke Ocakları Türk Milletin 57. Alayıdır. Evet. Bu ne demek acaba? Çanakkale'de 57. alayın hepsi şehit düşmüştü. Yani alayın imamından komutanı albay Hüseyin Avni Bey'e kadar alayın hepsi şehit düşmüştü son nefesine kadar. Büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösterilmişti. O yüzden bunlara saygı amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 56. alay vardır, 58. alay vardır fakat 57. alay yoktur. O yüzden biz de ülke ocakları olarak kendimizi 57. alayın yerine koyuyoruz. Milletimiz için gerekirse ölümü de göze alırız, şehitliği de göze alırız ve bu yoldan asla dönmeyi düşünmeyiz diyoruz. İşte bu bizim en büyük özelliğimizdir. Biz Türk milletinin 57. alayız. Bugün Türk milletini bilimde, akademide geliştirmek için mücadele ediyoruz. Ama şehit olması gerekiyorsa, devletimiz zor durumdaysa da kendimizi feda etmekten de asla vazgeçmeyiz, geri durmayız. Başkanım, Ülke Ocakları'yla ilgili çok önemli bilgiler verdiniz. Programımıza renk kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Siyaset Gündemi özel programını şereflendirdiniz. Tekrar bekleriz inşallah başkanım programımıza. Ben de çok teşekkür ederim böyle bir programda bize söz hakkı verdiğiniz için. Kanal 34'de sizlere, Adil Bey'e
Teşekkür ediyoruz. Baş yayındaki başarılarınızın da devamını diliyoruz. Tüm seyircilerin de şimdiden bayramını kutluyorum. Yola çıkacak vatandaşlarımız emniyet kemerlerini takmayı ihmal etmesinler. Ocaklarımızı söndürmesinler. İnşallah milletçe bu bayramın devletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun. Değerli izleyenler, Siyaset Gündemi özel programımızın bugün sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda, yeni bir konukta tekrar karşınızda olacağız. Şimdiden iyi bayramlar efendim. Hoşçakalın.